Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirel. Bugün hamile Pilates serisinde yanları çalışacağız. En büyük sıkıntımız hamilelikte yan karın kaslarım gevşiyor ve yanlar simit şeklinde şişiyor. Biz bunu nasıl engelleyebiliriz ve karnımız sadece öne doğru büyüsün, yanlarımız gitsin istiyorsak bu videolar tam size göre. Bunu bir seri olarak hazırlayacağım. Önce ilk seride ayakta başlayacağız. İkinci seri oturarak, üçüncü karışık bu şekilde devam edeceğim. Ama öncelikle birinci videodan başlamanızı tavsiye ediyorum. Birinci videoyla her hafta bir veya iki kez ya da bir hafta boyunca düzenli olarak her zaman yapabilirsiniz. 0-9 ay boyunca yapabilirsiniz bu egzersizleri. Öncelikle bundan bahsedeyim. Bu ayda yapabilir miyim, şu ayda sakıncası var mı gibi bir durum söz konusu değil. Tamamen yan bölgelerimizi çalışacağız. Hiçbir malzeme kullanmayacağız. Ben topu yine karnıma koyacağım. Malzemesiz, çünkü bazılarında malzeme olmuyor. Yani pilates lastiği ya da işte top. Sadece yastık tabii kullanabiliyoruz, evdeki sandalyeyi kullanabiliyoruz. Ama onun haricinde ben bu seriyi malzemesiz kullanacağım ve malzemesiz egzersizler yapacağım. Umarım keyif alırsınız. Hep birlikte başlayalım. Önce ısınmayla başlayacağız. Ben yine karnıma topu koyuyorum her zaman olduğu gibi. Evet, top karnımda. Şimdi önce kollarımı iki yana açıyorum. Bacaklarım kalçadan biraz daha geniş açık. Nefes alıyorum. Nefes verirken sağa doğru uzuyorum. Al nefes. Sol. Burada kalçamı hiç oynatmıyorum. Kalçam sabit. Tamamen sıkı. Kalçayı geriye itmiyorum. Aynalardan beni görüyorsunuz. Sağa doğru itiyorum. Al nefes. Sola doğru. Yanlar geriliyor. Evet. Bu bir ısınma egzersizi. Önceden ısınmıyor muyuz hocam diye soranlar var. Egzersizlerin zaten başlangıcında çok hafif başlayarak sizin vücudunuzu bir ısıtıyoruz. Ondan sonra egzersizlere başlıyoruz. Evet. İyice esne. Nefes al. Ver yana doğru. Al nefes. Ver. Çok uzamanıza gerek yok. Hafif hafif yanları. Zaten uzadığınız bölge sıkışacak. Diğer bölge esneyecek. Bir sağ bir sol olacak şekilde. Nefesle beraber son kez ve bıraktım. Evet, güzel. Şöyle bacaklarımızı bir rahatlatalım. Şimdi burada eller başın arkasında. Boynumu bastırmıyorum kesinlikle. Sadece dokunuyorum. Arkadan görüyorsunuz beni zaten. Nefes al. Nefes verirken dirseğimi aşağıya doğru, diğer dirseğimi öne kapatmıyorum. Açıyorum iyice. Burada hem sırt kaslarım aktif hem yanlar. Yine kalçamı oynatmıyorum. Yan simit bölgesi çalışırken, özellikle yan karın kasını çalışırken kalçamızı sağa sola ileri geri asla oynatmıyoruz. Kalça sıkı. Zaten burada çalışırken yanları hissedeceksiniz. Sıkıştırdım. Bıraktım. Sıkıştırıyorum yanları. Hamileliğinizin her ayında bu videoları yapabilirsiniz rahatlıkla. Hiçbir sıkıntı yok. Zorlanma yok. Zaten zorlandığınızı hissettiğinizde mutlaka hareketi sonlandırın. Devam etmeyin. Belki o anda bir vücudunuzda bir sıkıntı oluşabilir. O yüzden egzersize ara vermekte fayda var zorlandığınızda. İyice sıkıştırıyorum. 10 sağ taraf, 10 sol taraf yapmamız yeterli. Bu videoyu 2 set şeklinde de yapabilirsiniz. Tekrar oynatıp, işte kaç set yapacağım diye soruyorsunuz. Mutlaka kendinizi iyi hissediyorsanız bu videoyu günde 2 kez yapabilirsiniz. 2 set, yani 2 tekrar oluyor hareketler. Egzersizlerimiz kısa ve etkili. Ama emin olun yanlarda kesinlikle sonuç alacaksınız. Son kez yavaşça kolları bıraktım. Şöyle yine bacaklarımı. Çünkü olduğumuz yerde sabit duruyoruz. Kalçamızı sıktığımız için biraz zorlanabilir. Hafif hafif. Evet. Şimdi ayak parmak uçlarımı dışa açtım. Sumo squat pozisyonunda çömeliyorum. Sol elim başımın arkasında. Sağ kol
Nefes alıyorum. Verirken dizimin aşağısına doğru. Elim geride, önde değil. Nefes alıyorum. Kalça yine sabit. Al nefes. Ver. Özellikle bu ayaktaki seri çok etkili. Yanlar için. Her gün de yapabilirsiniz. Videoların arasına sıkıştırabilirsiniz. Günlük yaptığınız rutin egzersizlerin arasına. Dizimin yanına doğru hafifçe. Omuzlarımı hiç kasmıyorum. Omuzlarım eşit. Al nefes. Ver. Al. Ver. Yan karın kası sıkışıyor burada. Çok güzel çalışıyor. Hissediyorsunuz. Birlikte hissediyoruz. Son kez. Yavaşça bıraktım. Burada tabii iç bacaklar da etkileniyor bu sumo squat pozisyonunda. Özellikle squat'ta çok soru soran var. Onu da cevaplayayım buradan. Sumo squat ya da normal squat yaptığımızda doğumu tetiklemez. Sadece rahat bir doğum geçirmeniz için squat'ı son aylarda sık sık öneriyoruz. Ama başlangıçtan itibaren sürekli yapabilirsiniz. Hiçbir sakınca yok squat yapmakta. Yürümek gibi bir şey. Merdiven çıkmak gibi düşünün. Şimdi sol taraf. Nefes al. Ver dizinin dışına doğru. Kolunu indirebildiğin noktaya. Kalçam sabit. Kalçamı geri ileri itmiyorum kesinlikle. Nefesi boşaltana kadar. Yanları iyice sıkıştır. Al nefes. Ver. Al. Ver. Sıkıştır yanları. Burada tabii kalça da etkileniyor duruşunuzdan dolayı. Sabit durmak da zordur. İyice sıkıştırdım. Sol taraf biraz daha güçsüz olduğu için zorlanabilirsiniz. Son 3. 2. Son. Güzel. Güçlendikçe bu egzersizleri dediğim gibi mutlaka ikişer set yapın. Gerçekten farkını göreceksiniz. Şöyle yanlarımızı bir rahatlatalım. Eller yanlarda. Kalçamı geriye itiyorum, içe doğru çekiyorum. Şöyle bir daire. Çevir. Nefes al. Ver. Al. Ver. Kalçayı gevşetiyorum. Yanlarım rahatlıyor. Son. Şimdi tam tersi yöne. Nefes al burundan. Nefesi asla tutmuyoruz egzersizler sırasında. Çevir. Son kez. Evet. Şimdi ellerim karnımın üstünde veya göğüs hizasında. Şimdi sağla başlıyorum. Sol adım, sol bacak sabit. Nefes al. Burada kalçamı bu şekilde döndürmüyorum. Kalça düz, tam karşıya bakıyor. Sıktım. Kalçayı, sol tarafı, sağ diz. Kaldırabildiğim noktaya kadar parmak ucunu dokunuyorum yere. Dizimi kaldırıyorum. Al nefes, ver. Ver. Bunu bir 15 tekrar yapmakta fayda var. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Güzel. Kolları bırak. Şöyle salla bacakları.
çok faydasını göreceksiniz, emin olun. Yanlar için özellikle. Şu anda önce üstten çalıştırdık, şimdi alttan çalıştırıyoruz. Ve gün geçtikçe yaptıkça karnınızın öne doğru gittiğini ve yan simit bölgesinin azaldığını göreceksiniz. Oluşma varsa eğer tabii ki. Sol taraf, parmak ucunu dokun, çek. Kalçanızın hizasına kadar kaldırmanız yeterli. Ne çok fazla, yani çok yukarı kaldırıp kendinizi de zorlamayın. Eğer denge problemi yaşıyorsanız bir yere tutunabilirsiniz, duvara tutunabilirsiniz, masaya tutunabilirsiniz. Ya da yanınızda bir sandalye olabilir. Sandalyeden destek alarak bu hareketleri çok daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Sonrasında bu şekilde kendi bedeninizle dengenizi kurarak yapmanızda fayda var. Çok güzel. Son 3. 2. Son. Güzel. Şöyle bırakalım. Şimdi bir sağ bir sol kaldıracağız. Yine kollar önümüzde olabilir. Yanlarda olabilir. İsterseniz bu sefer böyle yanlardan inleyelim. Çok kollarım yoruldu diyorsanız eğer. Omuzlarımı rahat bırakıyorum. Kulaklarımı yapıştırmıyorum. Omuzlar aşağıda. Nefes alıyorum. Al. Kalça ekleminden ses gelebilir. Bende de sık sık oluşuyor. Yani kalça ve bacağın birleştiği noktada bir kütürdeme, kıtlama gibi sesler olabilir. Ağrı ve acı yoksa herhangi bir sıkıntı yok. Merak etmeyin. Bir de özellikle hamilelikte çok sık oluşabiliyor. Bunun sebebi de kalçamız genişlediği için otomatik olarak yürüyüşümüz, bacaklarımızın duruş pozisyonu da değişiyor. O yüzden o kütlemeler, kıtlamalar, ses çıkması çok normal. Yanlış mı yaptım? Ay egzersizde bir şey mi oldu diye düşünmeyin. Hareketi benim gibi aynı doğrultuda ve dikkatli bir şekilde duruşuma çok dikkat ederek yaparsanız herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmazsınız. Bir sağ bir sol. Al, ver. Biraz böyle hızlanabiliriz şimdi. Dengemiz yerinde zaten, bir sağ bacak, bir sol bacak kaldırıyoruz. 10, 9, 8. Yani her bacağı bir 15 tekrar yapıyoruz burada aslında. Yani tam toplamda 30 tekrar. Son kez. Güzel. Şöyle sallayalım bacakları. Evet. Burada şimdi yine eller başın arkasında. Burada hem bacak hem dirsek aynı anda yapacağız. Bacaklar kalça hizasında tutalım. Evet. Nefes alıyorum. Yine tek bacak. Burada iki taraf aynı anda. Dirseğimle dizim. Al nefes. Ver. Al. Ver. Çok güzel. Sıkıştır. Aynı anda hem alttan hem üstten. Yağlar yansın. Bu egzersizi yaptıktan sonra emin olun kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Nefes al. Sıkıştır. Sıkıştır. Ama 3 video ya da 4 bilmiyorum hazırlayacağım. Hepsini bir arada yapayım. Birlikte olsun. İşte vücudunuzu tamamen yormayın. Diğer videoların arasına eklerseniz daha çok faydasını görürsünüz. Çünkü bir bölgeyi uzun süreli çalıştırmak kası yorar. Güçlendirmek yerine zayıflatırsınız. O yüzden kısa ve etkili şekilde tüm vücudu çalıştırmaya devam. Son 3, 2, son. Güzel. Dinlenelim. Bacaklarımızı şöyle hafif hafif sallayalım. Evet. Şimdi diğer taraf. Şimdi sağ bacağımı sağlam basıyorum. Dirsek ve diz. Nefes al. Al. Sıkıştır. Bunda da zorlanıyorsanız denge için yine tek taraflı hareketlerde
mutlaka bir elinizi duvardan tutarak ya da işte sandalyeden bu şekilde aynı etkiyi hissedersiniz, emin olun. Burada bizim amacımız biraz da dengenizi korumak. Hamilelikte denge çok çok önemli. Her zaman önemli ama hamilelikte de ani hareketlerden kaçınalım. Vücudumuzu arada böyle bir denge egzersizlerine de mutlaka yapalım. Sıkıştır iyice. Ben çok güzel hissediyorum. Eminim siz de hissediyorsunuzdur. Hadi bırakma. Son 3. 2. Son. Güzel. Güzel etki. Şimdi yine bir sağ bir sol yapacağız. Egzersizlerimizi bitireceğiz. Bugünlük. Ama sonraki egzersizler devam edecek. Evet, şimdi ayınıza göre egzersizlerinizi mutlaka yapın. Tüm vücut çok güzel çalışıyor orada çünkü. Eller başın arkasında dik duruyorum. Sırtım dik. Karnım, kalçam dümdüz duruyor. Nefes alıyorum. Bir sağ, bir sol. Evet. Karnım, kalçam derken bu arada dümdüz diyorum. İşte benim göbeğim var hocam diyorsunuzdur. Duyar gibiyim şu anda. Tabii ki karın kasından bahsediyorum ben. Öne doğru kendimi şişirmiyorum. Karnım zaten önde. Orada bebek var. Ben kaslardan bahsediyorum. Kendimi dik tutuyorum. Bir sağ, bir sol. Dirsek diz. İyice yanları sıkıştıralım. Ve yan sorununu böylelikle çözmüş olalım. Sıkıştır iyice. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dizlerimi hep yana açıyorum. Hiç öne açmıyorum. Son sağ, son sol. Güzel. Şimdi eller yanlarda. Yine şöyle bir rahatlatalım. Hem yanları hem kalçayı çevir. Böyle büyük bir daire çiziyormuş gibi kalçanla. Şimdi tam tersi yöne. Çevir. Çok güzel. Omuzlarım rahat. Güzel. Şimdi son hem esneme hem de rahatlama ve yine karın kaslarını çalıştıracağız. Karnımı tutuyorum sol elimle. Sağ kolum sola doğru esnetiyorum. Nefes al. Nefesi boşalt. Al nefes. Parmak ucu yere dokunuyorum. Sağ bacak, sol kol, sağ kol sola doğru. Nefes al. Hem esniyoruz. Son kez. Burada biraz kalalım. Boynum rahat. Kolumun yönünde. Evet, gerginliği hissedin sağ tarafta. Yavaşça bırak. Güzel. Hem burada yan çalışarak da bebeğe alan açıyoruz aslında. Çok öne doğru büküldüğümüz için. Burada şimdi solu yapıyorum sağa doğru. Bebeğe burada alan açıyoruz. Bazı duyuyorum çünkü. Sorular geliyor. İşte kaburgama batıyor, itiyor. Bazen arka tarafa, böbreklere doğru. Bastırıyor deniyor yanlardan. Böyle açma esnemelerle o alanı biraz daha rahatlatabiliriz. Çok güzel. Parmak ucundan bastırıyorum yere ki yan komple açılsın. Son 3.
2. Son bir orada kalalım. İyice esne. Boynunu rahat bırak. Omuzlar. İyice uza uza uza. Sanki karşı duvara dokunacak gibi. Yavaşça bırak. Evet. Şöyle bir kolları sallayalım. Bacakları sallayalım. Geçmiş olsun. Evet, ikinci video, üçüncü video, yan seri geliyor. Hazır olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.